Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Manisa'dan herkese kucak dolusu selamlar ve saygılar. Bugün sizlere soda ile yapabileceğiniz harika bir tarif vereceğim. Bakın yakından da çekimini yaptım. Yumuşacık, lorlu, muhteşem bir tarif. Hadi gelin bakalım tarifi nasıl yapmışım. Karıştırma kabına 1 paket kuru instant maya, 2,5 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık sütümüzü koyalım ve biraz karıştıralım. Üzerini kapatalım ve ön mayalama işlemi için bir 10 dakika bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi mayalama oldu. Biraz karıştırıp ve diğer malzemeleri şimdi ekleyebiliriz. 2 adet yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayıralım ve geri kalanını kaseye koyalım. Sonrasında 125 ml çay bardağı ile bir çay bardağı dolusu sıvı yağ da ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Klasik 200 ml'lik su bardağı ölçüsünde dolu dolu bir su bardağı kadar maden suyumuzu da yine kasemize ekleyelim ve biraz karıştıralım. Sıra geldi unumuzu eklemeye. Her zaman söylediğim gibi unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ben. Bu arada bir tatlı kaşığı tuzu da eklemeyi unutmayalım bu aşamada. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir biraz. Ama siz yine de lütfen en fazla 6 su bardağı un kullanın. Çünkü ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi biraz da elimizle toparlayalım hamurumuzu. Son hali bu şekilde. Bakın elimize yapışıyor ama diğer temiz olan elimizle değdirdiğimiz zaman gayet de güzel şekil alabilecek bir hamur. Şimdi hamurumuzu mayalamaya bırakalım. Bu arada iki katına çıkması yeterli hamurumuzun evin en sıcak köşesine koyarsanız bu işlem çok daha hızlı gerçekleşir. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi tezgahımıza çok az un serpelim ve hamurumuzun bir maya kokusu çıkması için şöyle bir toparlayalım. Şimdi tezgahımızı alabiliriz. Bakın gayet ele yapışan çok güzel bir hamur yaptık. Böyle ele çok yapışan hamurları toparlamanın iki püf noktası var hanımlar. Bir tanesi çok az unla bu işlemi gerçekleştirmek diye de biraz sıvı yağ elimize sürüp tekrardan hamurumuza güzel şekiller verebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuzu bezelere ayırıyorum. Ben toplamda 20 tane beze yaptım. 10-10 olacak şekilde 2 kere de 2 tepside pişirdim. Ama dediğim gibi siz isterseniz 18 ya da 16 tane beze yapıp daha büyük poğaçalarda elde edebilirsiniz. Kıvamında yumuşak ve güzel bir hamur yaptığımız için bakın bezelerimiz çok kolay bir şekilde şekil alıyor hemen. Toplamda dediğim gibi 20 tane beze yaptım ve bezelerimiz hazır. Şimdi üzeri kurumasın diye örtelim. İç harç olarak ben 250 gram kadar lor peyniri kullandım. Bu aşamada siz daha lezzetlendirmek için ben bir tane yumurta kırdım. Ama tabi siz yumurta tadını çok sevmiyorsanız sade yapabilirsiniz. Ve üzerine de biraz tuz ekledim. Ve iç harcım hazır. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Tezgahımıza çok az un serpelim ve ilk bezemizi tezgahımıza koyalım ve hızlıca açalım. Hamurumuzun iki yanından dikkatlice çizikler atalım. Bakın görüyorsunuz ekranda. Bu arada çizikleri daha da belirginleştirelim ki şekil vermemiz kolay olsun. Tam orta kısmına ise iç harcını boydan boyu olacak şekilde yerleştirelim. İki kenarını ortada birleştirelim sıkıca. Ve aşağıdaki ve yukarıdaki o kenar kısımlarını da birleştirelim. Bu arada eğer iç harcımız biraz az gelmişse sonradan benim yaptığım gibi e, ekleme yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ilk poğaçamıza şekil verdik. Gayet de güzel oldu. Tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın yine kenarlardan çizikler atıyorum. Orta kısmına ben dediğim gibi lor peyniri kullandım. Siz kaşar peyniri, kıyma ya da patates de kullanabilirsiniz. Gerçekten piştiği zaman çok güzel şekilleri olan bir poğaça tarifi bu. Bakın bu da hazır oldu bile. Hemen yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olup bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. E son kez gösteriyorum sizlere. Yapımı oldukça kolay ve şık bir poğaça bu. Şeklini hızlıca verdik bile. Şimdi yine dediğim gibi tepsimize yerleştirelim ve en önemli aşamaya sıra geldi. Tepsi mayası vermek. Bu kısmı lütfen atlamayalım. Bir ortalama 20 dakika kadar üzerini kapatıp tepsi mayası verdirelim poğaçalarımıza. Ayırdığımız bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve poğaçalarımızın mayasını söndürmeden çok fazla bastırmadan dikkatlice sürelim. Sıvı yağ sürmemizin en önemli nedenlerinden biri hem yumurtalı harcımız bereketlensin hem de parlak güzel görünümlü poğaçalarımız olsun. Yumurta sürme işlemi bittikten sonra ben orta kısımlarına susam serpiştirdim. Ama siz isterseniz çörek otu haşhaş da serpebilirsiniz ya da sade bırakabilirsiniz. Bütün poğaçalarımız hazır. Şimdi önceden ısıttığımız fırında 600 ayarda 190 derecede kızarana kadar pişirelim. Bu arada fırından çıkar çıkmaz yumuşacık olsunlar diye üzerini mutlaka örtelim. Bu da ikinci tepsimiz. Onun da üzerini örttüm. Poğaçalarımız pişti. Altı üstü nar gibi kızardı. Sizler poğaçamın iç yapısını ve dokusunu izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.